1991 yılının eylül ayında bir Alman çifti zor bir yolculuğa çıktılar. İtalya'dan yola çıkıp Alpleri geçeceklerdi. Sonra da Avusturya'ya varacaklardı. Alpler bildiğiniz gibi yılın her ayı kar ve buzlarla kaplı en azından zirveleri. Uzunca bir süre yol aldılar. Sonra Ötzi denen bölümünden geçerken tuhaf bir şeyle karşılaştılar. Buzların derinliklerinde bir şey donup kalmıştı. Buna biraz daha yakından baktıklarında bir ceset olduğunu fark ettiler ve muhtemelen buralarda kaybolmuş bir dağcıya ait olabilir diye düşündüler. Yetkililere haber verdiler. Yetkililer gelince iş daha da esrarengiz bir hal aldı. Çünkü cesedi çıkarttıklarında yanında taş bir balta vardı. Ve bundan sonra kararı verecek olan bir arkeologtu tabii ki. Arkeoloğu çağırdıklarında taş baltayı gör görmez şöyle bir sonuca vardı. Bu ceset en az 4000 yıllıktı. Tabii daha fazla inceleme yapılması gerekiyordu. Bir süre sonra da bu cesedin 5200 yıl önce yani milattan önce 3200 yıllarında yaşamış 45 yaşlarında bir adam olduğunu fark ettiler ve ona Ötzi bölgesinde bulunduğundan dolayı da Ötzi ismini verdiler. Ötzi'nin bizi ilgilendirmesi nedeni ise bedeninde tam 61 parça irili ufaklı işaretlerden oluşan dövmeler mevcuttu. Ötzi'nin önemi şuradan gelir. Dövme ile ilgili internetteki kaynakları karıştırdığınızda mesela İngilizce Wikipedia sayfasına baktığınızda ötse muhakkak vurgu yapılır çünkü dövmeyi anlamak için sorulan soru şudur. Dövme acaba ne zaman ortaya çıktı şeklinde yaklaşılır. Bu durumda ötse organik bir kaynaktır, tarihsel bir belgedir. Normalde organik kaynaklar tarihin içerisinden bugüne kalmazlar çünkü çok çabuk çürürler. Ya yani mumyalar kalır ya da Ötzi gibi doğal yollarla fosilleşmiş parçalar kalıyor. Ötzi ise bizim ele geçirdiğimiz ve üzerinde dövme bulabildiğimiz en eski insan bedeni. Bu durumda dövmenin en az 5000 yıllık olduğunu söyleyebiliyoruz. Ama dövmeyi anlamak için bu çok kötü sorulmuş bir sorudur. Tarihe ne zaman çıktı sorusu. Bu şuna benziyor. Mesela saçlarımızı anlamak için biz şu soruyu sormayız. Yani saçlarımız acaba ne zaman tarih sahnesine çıktı? Çünkü şunu biliriz insan bedenin daha kıllıydı aslında tam da kıllarının çoğunu kaybetti ve saçlar kaldı. Yani o kılların niye döküldüğünü niye kaybettiğimizi sorarsak saçlarla ilgili daha yerinde bilgilere ulaşırız. Dövme ile ilgili de sorulacak soru bu değil. Ne zaman çıktığı sorusu değil. Çünkü dövme insanlık tarihi kadar eskidir. Ve ilginç olan ise her toplumda istisnasız olarak dövmeler çok yoğun kullanıldı sorulması gereken soru şu. 2000 yıl önce yavaş yavaş uygarlıklar dövmeyi unutmaya başladılar veya dövme unutturuldu. Neden? Dövmeyi neden terk ettik? Bu sorunun sorması gerekiyor. Eğer dövmeyi anlamak istiyorsak doğru soru bu. Dövmeden neden vazgeçtik? Bizim de dahil olduğumuz Akdeniz kültürü aslında 2500 yıl önce yavaş yavaş dövmeyi terk etmeye başladı ve hatta toplumda bastırılmaya başlandı. İlk önce Museviler 2500 yıl önce yani milattan önce 500 yıllarında kendi dinlerinin içerisinde dövmeyi yasakladılar. Ardından Yunanlılara bakıyoruz. Yunanlılar şöyle bir çıkış yaptılar. O bu dövme barbar işi. Bu artık ayıp sanacak bir şey deyip yasakladılar. Roma'ya geçtiğimizde Romalıların da Yunanlıların tavrını sürdürdüklerini görüyoruz. Dövmeyi sadece suçluların bedenine kazımak için, damgalamak için kullanıyorlardı. Ardından hristiyanlık doğdu ve Avrupa'ya kilise yavaş yavaş hakim olacaktı. Çünkü Roma da zaten zayıflayıp çökmüştü. İlk başlarda ilk 300 yıl Hristiyanlar çeşitli dini motifleri kendi bedenlerine kazıyorlardı. Ama milattan sonra 400'lü yıllarda kilise çıkıp bir açıklama yaptı. O efendim bu dövme işi pagan işidir artık yasak dedi. Ve Hristiyanlar arasında da yasaklanmış oldu. Bir süre sonra da bunu temellendirmek için Tanrı'nın yarattığı bedeni deforme edemezsiniz diye bir tez attı ortaya. Bu tezin kendisi de benzer bir şekilde İslamiyet'e de devretti. İslamiyet'te de dövme hoş karşılanmaz. Peki şimdi bu toplumların ortak noktasının ne olduğuna bakmamız gerekiyor. İlk önce bunların yazılı toplumlar olduğunu tespit etmemiz gerekiyor. Ama daha önemlisi bu toplumlar aslında artık eşitlikçi siyasi toplumlar değildi. Bunların siyasal formasyonuna baktığımızda bir kişi veya bir grubun toplumu artık yönetmeye başladığını görüyoruz. Ve yönetirken de tabii ki yazıyı kullanacak. Yazı temelde yasa için vardır ve eşitsizlikçi toplumda halkın kendisinden siyasi erk alınıp bir kişiye veya da bir gruba verilir. Halk ise toplum içerisindeki yaşamı düzenlemek üzere onlara ahlak verilir. Ahlakla toplum içindeki düzeni sağlarlar. Ama iş siyasete gelince toplumun kaderini tayinine gelince bunu bir kişi veya bir grup üstlenir. Peki eski toplumlarda nasıl oluyordu bu? Eski toplumlara baktığımızda onların da bir kültürleri ve siyasi yasaları vardı. Aynı zamanda bir şefe de sahiptiler ama onların şefi elinde topluma zor uygulamak üzere bir araca sahip değildi. Yani şef kendi başına bazı kararlar alıp bu kararları topluma dayatamazdı. Elinde silahlı güç yoktu. Kendisi de her zaman için insanlara boyun eğdiremezdi. Ve bu topluluklar da kendilerinin bir topluluk olduklarını biliyorlardı. Bu öz bilince sahiptiler. Kendi düzenlerini çekip çeviriyorlardı. Kendi düzenlerini sağlıyorlardı. Peki bu nasıl oluyordu? İşte tam bu noktada dövme bütün işleviyle önümüze çıkıyor. Bu toplumlarda yasanın bilgisi, kültürün bilgisi, kimin nereye ait olduğu bilgisi dövmeler yoluyla bedene kazınıyordu ve beden adeta bir bellek mekana dönüşüyordu. Örneğin gençlerin yetişkinliğe geçişlerini düzenleyen erginleşme ritüellerinde bütün toplumun önünde bu gençlerin bedenlerine çeşitli dövmeler kazınırdı ve bu dövmelere eşlik eden onların yetişkinlikte uyması gereken, sahip olması gereken bilgiler aktarılırdı. Ama şu nokta çok önemliydi. Bugünkü dövme sektörünü düşündüğümüzde birisi dövme yaptıracağı zaman o ona acı çekmeyeceği garantilenir genelde. O toplumlarda ise iş başka türlü yürüyordu. Yani işin kendisi sadece bedene bazı işaretler kazımak değildi. Ciddi anlamda işlem sırasında gencin acı çekmesi istenirdi. Ki bedenin deforme etmesine ruhsal deforme de eşlik ederdi. Yani yara iyileşip sadece geride iz kaldığında gencin ruhunda da derin bir iz bırakılmaya çalışılırdı. Bunun için de daha az acı verici araçlar kullanılmaz, canlı daha yakan araçlara başvurulurdu. Hatta bu tür ritüelleri gözleyen bazı antropologlar gençlerin sessiz sedasız acıdan bayıldıklarını tespit etmişlerdir. Örneğin bu fotoğrafta kadının bedenine çeşitli V motiflerinin çizildiğini görüyoruz. Kız çocuklarının 5 yaşından itibaren boyunlarının etrafına her yıl bir tane V motifi çizilirdi ve bu zamanı geldiğinde tamamlandığında siz anlardınız ki bu genç kadın artık evlilik yaşına gelmiş. İşte dövmelerin işlevi daha çok böyle toplumsal bir rol üstleniyordu. Demek ki dövme için söyleyeceğimiz şey şu. Dövme tam da insan bedenini toplum için belleğe dönüştürmekteydi. Bedenimizi bir bellek mekanına dönüştürüyordu. Temel işlevi dövmenin buydu. Ama bu işaretlerin basitçe bir işaret olduğu konusunda yanılmamamız gerekiyor. Biz yazıyla ilişki kururken yazının silinebilmesi, işaretlerin silinebilmesinden dolayı eski toplumlar kadar işaretleri ciddiye almıyoruz. Eski topluma gittiğimizde ise bu işaretler neredeyse gerçeklik boyutunda bir varlığa sahiptiler. Mesela orta çağda bir askere ele alalım. Bu asker savaşa katılmadan önce tanrısına dua edecektir ama unutmayacağı şey kesinlikle zırhıdır. Çünkü zırhı onun bedenini gelecek saldırılardan koruyacaktır. Eski toplumlarda bir genç eğer savaşçı grubuna dahil olacaksa onun bedenine savaş sırasında cesur olmasını sağlayacak ya da düşmandan onu koruyacak bazı motifler çizilirdi ve bu motifler orta çağ askeri için zırh neydi ise bu eski toplumlardaki gençler için de o kadar etkili işaretlerdi. Evet, o zaman dövme ile ilgili şunları yeniden tespit edebiliriz. Dövme eşitlikçi toplumlarda bedeni bir bellek mekana dönüştürmekte ve üzerine yasa işlenmektedir. Peki modern toplumda dövme nasıl tekrar döndü? Açıkçası özellikle Amerikan yerlileriyle karşılaşan denizler onu otantik bir şey olarak modern topluma tekrar taşıdılar. 19. yüzyıldan sonra ise halk arasında yeniden moda haline geldi. Ama bugün genelde yapılan dövmeleri eski dövmeyle karıştırmamamız lazım. Bugünkü dövmenin nasıl bir işlevinin olduğunu tespit edebilmemiz için çok başka bir soru sormamız lazım. Modern toplumda insan kendi bedenini nasıl algılamaktadır? Veya bizim uygar uygarlığımız 20. yüzyılda, 19. yüzyılda bedenimizi ne olarak algılamaktadır? Bu soruya cevap vermeden dövmenin modern toplum için ne olduğunu açığa çıkartamayız. Yine de eski dövmenin bugünkü topluma sızdığını biliyoruz. Örneğin genç ergenlerin arkadaş çevrelerinde kabul görmek için kollarını cam veya jiletlerle kesmeleri, o izleri kazımaları bedenlerine aslında eski dövmeye işaret olarak verilebilir. Bunun dışında bazı yeraltı örgütleri, çeteler olsun, kabul törenlerinde yine acılı dövme işlemleri gerçekleştirmekteydiler. Bunu filmlerden dövüş kulübünden biliyoruz. Dövüş kulübüne katılmak için elinin üzerine yakıcı bir madde, kimyasal madde dökülürdü. Bunun dışında Çukur dizisinde eski dövmenin tekrar dönüşünü gördük. Çukur'un sembolünün her yere kazılması eski dövmeye işaretti ama çok özelde ise Azer karakterinin kız kardeşi Seyhan öldükten sonra koluna Seyhan ismini kazmasıydı. Böylece aslında Azer'in yaptığı şey intikamı alınana kadar o anın hatırasıyla yaşayacağı ve o hatıranın kendisine şekil vereceğini bedenine kazıyordu. Yani yasasını bir bellek olarak kullandığı bedenine kazıyordu. İntikamını aldıktan sonra da o işareti bir gurur nişanı olarak üzerinde taşıyacaktı. Evet, bunlar modern toplumda dövmenin eski anlamıyla tekrar dönmesine örnek verilebilir. Evet, bugün dövmeyi hangi doğru soruyla yola çıkarsak anlayabileceğimizi konuştuk ve tespitimiz şuydu: Önemli olan dövmenin niçin belli bir zamandan sonra Akdeniz uygarlığındaki toplumlar tarafından ortadan kaldırıldığı sorusunu sormak gerekir demiştik ve ondan sonra da cevap vermeye çalıştık ve sanırım dövmenin ne olduğu konusunda biraz daha zihnimiz netleşti. Videomuzla ilgili fikirlerinizi yorum kısmına belirtebilirsiniz. Eğer içeriği beğendiyseniz çeşitli sosyal medya araçlarıyla paylaşabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. iyi kalın.